havran dolunca kendimizi zeytinliğe atıyoruz. Of, şu zeytinlerin güzelliğine bakar mısınız? Taşı toprağa altın, toprağı verimli mi verimli? Madra Dağı ile Kaz Dağları'nın tam ortasında bulunan Havran'da şimdi sıra geldi. Türk mutfağının vazgeçilmezi, kahvaltılarımızın kraliçesi zeytin hasadı yapmaya. Bin bir şifası olan bu zeytin dendiğinde akla ülkemizde özellikle Balıkesir, Havran geliyor. Ve Havran'ın şimdi uçsuz bucaksız zeytin bahçelerindeyiz. Olağanüstü bir güzellik var burada ve şimdi Emin Ersoy Bey ile bir güzel hasat yapacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Havran'dasınız. Bereketli topraklarda zeytin hasadı yapacağız sizinle birlikte. Biraz önce değindiğiniz gibi bir ucu Kaz Dağları, bir ucu Madra Dağı'na dayanıyor bizim ilçemiz. Coğrafi olarak her iki dağdan da oksijeniyle, suyuyla bu lezzetli, kaliteli ürünleri göreceksiniz. Evet, burada zeytin olmazsa olmaz. Sabah, öğle, akşam zeytin tüketiliyor. Bu zeytinin zeytinyağı yapılıyor ve şimdi de bakın Havranlı hanımlar, bir kısmı mandalina hasadında, bir kısmı da zeytin hasadında. Kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bol bol tüketiyor musunuz zeytin? Evet, biz başka yağ kullanmayız. Evet, hem zeytin hem zeytinyağı. Evet. Hanımların gençliği, güzelliği, dinçliği de zeytine, evet, ve bu güzel zeytinyağlara, evet, dayanıyor. Çok şükür, evet. Ne zaman başladınız hasada? Sabah kaçtan beridir? Sabah 8'de iş başı yapıyoruz. Ey, akşam maşallah. 4'te. İş bırakıyoruz. Yani düşünün, kaç gün sürecek bu böyle? 3 ay, 4 ay. 3 ay, 4 ay. Maşallah maşallah. Ne kadar zeytin var görüyorsunuz. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar zeytin toplanıyor. Nasıl topluyorsunuz? Bakın hanımlar burada. Dur yok, durak yok. Tırmıklarla, ellerle toplanıyor. Bakar mısınız? Nasıl güzel mi zeytinler? Evet. Hey, güzel. Maşallah. Ben de toplayayım. Ben de yardım edeyim size. Bu kadar gelmişim. Zeytin nasıl toplanır? Hadi hep beraber görelim. Bakın şuralardan şöyle koparıyoruz. Böyle yere atıyoruz. Bakın altta fileler var. Bu fileler düşen zeytinler boşa gitmesin diye. Hanımlar bu filelere döküyorlar zeytinleri. Döktükten sonra da bu güzel fileleri kaldırıyorlar. Ardından çuvallara gidiyor. Kasalara koyuyoruz. Kasalara koyuyorsunuz. Evet, ondan sonra işte buradan götürüyoruz. Fabrikalara gidiyor, fabrikalara işleniyor. Fabrikalara gidiyor, işleniyor. Ya da işlenmiyor, siz alıyorsunuz, kırarak kendiniz yapıyorsunuz. Öyle yapılıyor, kırılıyor, şey yapıyor, yağ oluyor. Evet. Tamamen doğal, tamamen organik. Bakın organik. Sofralarımıza nasıl geliyor? Zeytinin başlangıç noktası nasıl? Şu anda Havran'da görüyoruz. Hangi mevsimlerde oluyor zeytin peki? Her yıl olur mu bu meyve? Bazı sene olur, bazı boş olur. Her zaman bir olmuyor. Her zaman bir, evet, oluyor. Rabbimizi zeytinsiz bırakmasın. Amin. Her yıl olsun inşallah. İnşallah hepimiz olsun da hepimiz alalım. İnşallah, evet. Zeytin çok önemli. Şifa, evet, kaynağı, bağırsak dostu, kan yapıcı, evet, birçok özelliği var. Yenildiği zaman ayrı, surata sürüldüğü zaman ayrı güzelliği var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, kolay, ederim, gelsin diyoruz. Ve zeytin hasadı yapmaya hep beraber devam ediyoruz. Özellikle de Balıkesir'in Havranı'nın zeytinyağı ve zeytini dünyanın en iyilerinden biri. Bu bölgenin aroması çok yüksek. Zeytinleri çok lezzetli. Ellerimizin yetiştiği yerlerde de bu güzel meyveleri ellerimizle nazikçe topluyoruz. Evet, yetişilen yerler elle toplanıyor. Yetişilmedik yerler tırmıklanıyor. Tırmıklanıyor. Yerlere dökülenleri ovalara topluyoruz. Oh, mis gibi mis. Ondan sonra kasalara koyduk mu bunlardan işlenmeye gidiyor, fabrikalara gidiyorlar. Yağ olacaklar, yağ oluyor. Yağ olmayacaklar, böyle tuzlamalık, limonluk yapılacaklar, öyle yapılıyor. Evet, hepsi, evet, hepsi bakın, ayrı ayrı seçiliyor. Seçiliyor. Evet, bakın benim elimdekinde de var. Şunları da kopartayım, ziyan olmasın. Evet. Ne güzel ya, sınırsız. Havran'da zeytin ağacı sınırsız. Yer, gök, burada zeytin ağacı. Rabbim öyle güzel bir bereket vermiş ki, ne ekseniz burada çıkıyor. Hanımlar burada 3-4 ay boyunca zeytinleri toplayacaklar. Ardından da çeşitli aşamalardan geçtikten sonra bir güzel masalarımıza gelecek. Ben de şimdi zeytin toplamaya devam edeceğim.